Gerçek bir usta, çaba göstermeden duygularının efendisi, paranın hakimi, hayatının lideri olabilendir. Ben Nevşah, sana ustalık yolculuğunda eşlik etmek için buradayım. Yola çıkmaya hazırsan, Ustalar Sınıfı Podcast başlıyor. sınıfı podcast'ten herkese merhaba. Geçen hafta söz verdiğim üzere bu hafta çok popüler bir konu üzerinde konuşacağız. Sevgi bilinci. Evet bu konu üzerinde konuşan çok kişi var. Ortalıkta sevgi bilinci, sevgi bilincinin ne olduğu ile ilgili çok şey görüyoruz ve ne yazık ki kitleler ve kitlelere hitap eden hocaların da dünyada sevgi ve sevgisizlik diye iki illüzyona düştüğünü görüyoruz. Halbuki sevginin ne olduğunu tarif etmek için Önce ne olmadığına bakmak lazım. Çünkü sevgi olarak algılamadığınız her şey aslında bir algı çarpıklığı. Bunu tekrar söyleyeceğim. Sevgi bilinci nedir? Bunun cevabını vermek için önce sevgisizlik olarak gördüğünüz şeylere bakmanız lazım. Çünkü tam olarak alt bilince düştüğünüz içerisinde sevgi göremediğiniz her şey savaş, ölüm, acı. Neyin içinde sevgi göremiyorsanız tam olarak ...ilizyona düştüğünüz, çarpık algıya düştüğünüz... ...ve kendi kendinize sevgiden koptuğunuz yer... ...hakikatten koptuğunuz yer orası. Sevgi hakikatte her şeyin içindedir. Yeryüzünde, içerisinde, vardığında sevgi olmayan hiçbir deneyim yoktur. Her şeyin içinde olduğu halde sevgi enerjisinde kalmak... ...ve sevginin hakikatini görmek çok kolay bir şey değildir. İşte biraz evvel bir örnek verdim. Birçoğumuz çocukluğumuzdan itibaren koşullandığımız için... Bir takım olaylara negatif, bir takım olaylara pozitif, bir takım olaylara iyi, bir takım olaylara kötü gibi anlamlar yüklediğimiz için ve zihnimizle çalışmayı bize kimse öğretmediği için benim gibi bir hoca çıkıp ya zihninle şöyle çalışman lazım, bir algıdasın, bir şeyleri kötü, bir şeyleri iyi algılıyorsun da neye göre bu, emin misin o şeyin kötü olduğuna demediği için ve çoğu kişi zihnini sorgulamadığı için ne yazık ki dünyada sevgisizliğin olabileceğine dair bir aldanmaca içerisinde. Birçok kişi kötülüğün olduğunu, sevgisizliğin olduğunu, kötü deneyimlerin olduğunu zannediyor ki böyle bir şey aslında olmuyor. O yüzden de uyanan kişiler, bilinciyle çalışan, ustalaşan kişiler öncelikle yeryüzündeki mükemmel denge ve mükemmel hakikate uyanıyorlar. Ve bu mükemmel hakikatin içerisinde her şey sevgi. Sevgiden olmayan hiçbir şey yok. Bilinç çalışmaları yapanlar, düzenli çalışanlar, öğrencilerim için söyleyebilirim bilinçlerindeki yargılarla yüzleştikleri için bir süre sonra o yargıları tek tek temizledikçe çocukluğundan gelen çarpık algıları, yargıları, eleştirileri temizledikçe ve yaşama yüklediği anlamları beyindeki episodik anılar ortadan kalktıkça ve nötrlendikçe dünyaya daha gerçek gözlerle bakmaya, objektif bilinçle, yaratılışın bilinciyle bağlantıya geçmeye başlıyorlar ve bizler yaradanın ve yaratılışın bilinciyle bağlantı olduğumuzda ve dünyaya baktığımızda tüm deneyimlerde sadece sevgi görebiliriz. O yüzden gerçek anlamda bir kişinin uyanışı dünyada sevgiyi görebilme kapasitesiyle ilgili. Bir kişi ne kadar alt bilinçte ise o kadar sevgisizlik, hata, problem algılar. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Bir kişinin alt bilinçte olduğunu algısı belirliyor. Aranızda ben alt bilinçte miyim, üst bilinçte miyim diye soranlar, kendi üst bilinçte ya da alt bilinçte algılayanlar işte cevabınızı alıyorsunuz. Dünyaya bak, dünyada ne kadar negatiflik görüyorsan, ne kadar sevgisizlik görüyorsan, ne kadar kötülük görüyorsan o kadar alt bilinçtesin. Çünkü bütün bunlar senin algında o kötü zannettiğin, sevgisiz zannettiğin şey sevgisizlik değil. Ve bunu görmek için belli bir bilinç seviyesine gelmek lazım. İşte her bölümde anlattığım gibi zaten sizleri o noktaya getirmek için bütün metotları bir araya topladığım bir müfredatım var. Bence gerçekten de çalışmalara başlamadan, bu işe emek, vakit, nakit ayırmadan bu işi yapamıyorsunuz. Hepimiz bu yoldan geçtik ve bu iş yüzyıllardır böyle yapılıyor. Bu yüzden yüzyıllardır düşünürler, hocalar ve onların etrafına toplanan, hakiki üstadların etrafına toplanan ve ustalaşan binlerce kişi ve bunu başaramayan, o yola girmediği için, ustayı takip etmediği için, güçlü metotları öğrenmediği ve buna gereken disiplini, adanmışlığı göstererek yatırım yapmadığı için, vakit olarak, emek olarak her anlamda ustalaşamayan kişiler var. Yani aslında harika bir şey yapıyorsunuz bu podcast'leri dinleyerek de. Bir noktadan sonra yeterli olmayacak bu podcast'ler size destek olmak için var. Ana metotları öğrenmenizi ve pratik etmenizi sağlayamazlar. Sevgi nedir sorusuna tekrar bakarsak, sevgi nedir sorusunun cevabını almak için önce sevgi ne değildir ki diye sormamız gerekiyor. Bana öğrencilerim ya da tanıdıklarım "Sevgi nedir hocam?" diye sorduklarında benim genelde cevabım "Ne değildir ki?" Çünkü niye bu cevabı veriyorum? Bu arada bu cevabın içinde aslında çok derin bir hakikat var. Yani ne dediğimi iyice hissedebilirseniz bir durup sevgi nedir diye soranlar için ne değildir ki? Senin sevgi olarak algılamadığın bir şeyler mi var ey çocuk? Sen dünyada sevginin dışında bir şey mi oluyor zannediyorsun? Sen dünyaya bakınca sevginin dışında bir şey gören misin? Sevginin dışında ne kadar çok şey görüyorsanız Sevgisizlik ne kadar var zannediyorsanız o kadar çarpık alt bilinçtesiniz ve bilinç çalışmalarına o kadar ihtiyacınız var. Evet sizlere bugün Ustalar Sınıfı kitabımda da olan başlangıç seviyesinde birazcık bir kendinizi görmeye başlayabileceğiniz, yüzleşmeye başlayacağınız bir egzersiz vereceğim. Bilincinizdeki ilizyon perdesini kaldırmaya yardımcı olacak. Şimdi defter, kalem, kağıt hazır edin ve şu soruya bir oturup bu soruyu yazın ve bu sorun üzerinde düşünmeye başlayın. Sence hangi olayların içinde sevgi yok? Dünyaya baktığında neyin içerisinde sevgi göremiyorsun? Bunu listele. İnsanlar nasıl davrandığında sevgisiz sence? Sevginin olmadığını düşündüğün bütün alanları tek tek listele. Tabii bunu bu podcast'i dinlerken yapamazsın. Belki şimdi durduracaksın bu egzersizi yapıp devam edeceksin. Belki de bu podcast bittiğinde devam edeceksin. Sana tavsiyem sevgisiz gördüğün en az 200 tane olay yaz. Sevgisiz olarak düşündüğün en az 200 tane davranış yaz. Sevginin tersi olarak gördüğün, içerisinde sevgi olmadığını düşündüğün, tam tersi sevgisizlik olduğunu düşündüğün veya az sevgi olduğunu düşündüğün ne varsa hepsini yaz. Bu egzersiz Karanlıkta olduğumuz yerleri açıkça ortaya çıkaran güçlü çalışmalardan bir tanesi. Nevşehir Üniversitesi müfredatında bunun gibi onlarca değil, yüzlerce değil, binlerce çalışma yapacaksınız. Çünkü ancak bu şekilde usta seviyesine geçebiliyoruz. Nerede çarpık bilince düştüğünüzü kolaylıkla bu egzersizde görebilirsiniz. Sevginin olmadığını düşündüğünüz her nokta çarpık bir bilinç. Aslında kağıda çarpık bilincinizi, çarpık bakış açılarınızı, ve hakiki illüzyona düştüğünüz yerleri geçirdiniz. İşte tam olarak bu yazdıklarınızı düşünüyor olduğunuz için bilincinizde bir perde var ve baktığınız yerde hakikati değil kendi algınızı, çarpık algınızı görüyorsunuz. Bu listeye eklediğiniz her alanda, her olayın içinde, her davranışın içinde tam olarak sevgiyi görene kadar ve olanların oluyor gibi olmasına şükran duyana kadar gerçek anlamda bir kalp açılımı ve sevgi deneyimi yaşayamazsınız ve aydınlanmış sayılmayacaksınız. Liste ne kadar uzaksa aydınlanmadan, objektif bilinçten, yüksek bilinçten de o kadar uzaksınız. Bu listede iyi ve kötünün dengesini bulmak tek başınıza çok zor. Bu listede yazdıklarınız senelerdir devam eden algılar olduğu için ve muhtemelen etrafınızdan otorite figürleri olarak algıladığınız kişilerden koşullandığınız düşünceler olduğu için hakiki metotlar olmadan Hakiki bir rehber, bir hocanız olmadan bu listeden özgürleşmek hemen hemen imkansız. Listeye baktığınızda cinayet, savaşlar, işkenceler, yalanlar, ne yazdıysanız oraya ihanetler. Bunların içerisinde neden sevgiyi göremediğinizi şu an anlamıyor olabilirsiniz. Anlayamayacak kadar uzun süredir bu düşünce kalıplarının içerisindesiniz. Artık bunların içerisindeki sevgiden tamamen kopmuş olduğunuz bir noktaya bile gelmiş olabilirsiniz. Yani bir olayı sadece kötü algılıyor olabilirsiniz öyle olmadığı halde. Bu düşünce kalıpları o kadar kalıplaşmış olabilir öyle içine ışık sızmıyor olabilir ki cinayet kesinlikle kötü, kesinlikle korkunç bir şey diye düşünen kalıpların içinde olanlardan biri olabilirsiniz. İşte tam olarak bir ustayla yol almanız gerekliliği bu sebeple geçmişten getirdiğiniz o kadar çok kalıbınız, o kadar çok düşünceniz var ki bunlarla tek başına uygun metotları bilmeyen ve size mentorluk edecek biri olmadan ilerlemek çok zor. Kaldı ki şu anda dünya çapında hakiki ustalaşmayı öğreten yani gerçekten olan her şeyin içerisindeki sevgiyi görebileceğiniz aydınlık noktaya sizi taşıyacak olan kendi bilinciyle çalıştığı için bütün bu kalıplardan özgürleşmiş iki elin parmağından az hoca var diyebilirim. Daha önceki bölümlerde de söylemiştim. Yayınlarımda da hep söylüyorum. Dünya çapında kişisel gelişim sektöründe işte klasik vedik öğretilerde, ezoterik öğreti dünyasında enerji çalışmaları, şifa çalışmaları daha sizlerin seneler önce ismini bile bilmediğiniz şu an popüler olmuş birçok hocayı 25 senedir takip ediyorum. 25 senedir eğitimlerine katılıyorum. Dünya çapında sadece Türkiye'de değil, Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de yüzlerce hocanın eğitimine katıldım. Bunların içerisinde yüzde biri sadece hakiki ustalar diyebilirim. İşte ben de kendini hakiki bir ustalaşmaya adamış bir kişi olarak ve hakiki ustalık metotlarını öğreten bir hoca olarak çok net bir şekilde eğer gerçek ustalık metotlarını uyguluyorsanız yüzde sonuç alırsınız. Eğer kitlelerin uyguladığı saçma sapan o kişisel gelişim metotlarını uyguluyorsanız da hiçbir yere varamazsınız diyerek bu bölümü de bitireceğim. Ustayla yol alınması gereken bölümlerden biri bu. Çünkü lizyondan ancak bu şekilde özgürleşebiliriz. Bütün söylediklerimi özetlersem yaratılışın içerisinde sadece sevgi var. Bizler objektif bir bakış açısına üst bilince çıktığımızda, bilincimizde ustalaştığımızda dediğim gibi bu kolay değil ama kendinizi bu yola adadığınızda tek gördüğünüz sevgi olacak her şeyin içerisinde sadece sevgi ve mükemmel bir düzen göreceksiniz ve bu sebeple de yaşamın her anını sadece şükranla yaşayacaksınız. Hakiki tek varlık ve varlık enerjisi şükrandır. Şükranın içerisinde olduğumuzda bizler yaratılışla, yaradanın bilinciyle, yaratılışın bilinciyle bağlantıdayken şikayet ettiğimizde, sevgisizlik gördüğümüzde şeytanın veya alt bilincin varlığıyla bağlantıdayız. Daha doğrusu yokluğuyla. Yani olmayan bir şeyle kendi illüzyonumuzun içinde kaybolmuş durumdayız. Sevgisizliği algılayan, sevgisizlik diye bir şey var zanneden aldanmış illüzyonda şeytan olarak anlatılan alt bilinçtir. Aldanmışlık ve inançsızlık. Bu durum pek çok spiritüel öğretide anlatılır. Her yerde ve her zaman var olan sevgiyi her şeyin sevgi olduğunu ve her şeyin sevgiden var olduğunu, var olan her şeyin sevgi olduğunu, varlığın sevgi olduğunu bizler belli bir bilinç seviyesine geldiğimizde görebiliyor ve algılayabiliyoruz. Bu seviyeye gelmek için de epey çalışmamız, bilgi edinmek değil, bilgi de çok önemli ama hakiki metotları öğrenmek, hakiki hocalarla çalışmamız gerekir. Sevginin nerede olmadığını düşünüyorsanız ya da sevginin ne olmadığını zannediyorsanız işte orası sizin aldandığınız, ego bilincine düştüğünüz yer. Sizce yaşamın içinde hangi durumlarda sevgi yok? Bu egzersizi yaptığınızda hangi durumları listelediniz? Hangi insan davranışlarının içinde, yaşamda neyin içinde sevgi bulunmadığını zannediyorsunuz ve neyi zan altında bırakıyorsunuz? Bunu iyice düşünün. Dramatize etmeden bu listeyi bitirin. Sevginin olmadığını düşündüğünüz her yer ego bilincine düştüğünüz, karanlığa düştüğünüz tüm spiritüel öğretilerdeki şeytanın yani yokluğun yani ilizyonların bulunduğu yere bir kuyuya düştüğünüz zemin. Bizler nerede sevgi göremiyorsak orada aldanmış durumda ve çarpık bilinçteyiz. Ve hakikatte zihninizde artı eksi olarak iyi kötü olarak algıladığınız durumların hiçbiri yok. Her negatif zannettiğiniz için de pozitif, her pozitif zannettiğiniz için de negatif var ve ikisinin aynı anda birleşiminde hakikat var. Evet bu söylediklerimi bu hafta düşün bakalım. Neler çıkacak ortaya bir sonraki hafta görüşmek üzere.